bir derbi, Oğuz Aydın'ın sarı kart pozisyonuna geçelim. Evet, arkadaşlar. geçelim. Burada Elişat el zaten var evet. Bir sarı sonraki kart. pozisyona geçelim. Bu kalabalığı da maşallah iyi görmüş onu. İsmail'in Fatih'e Faul sonrası hocam bir gerginlik oldu iki takım oyuncular arasında. Şimdi ben sonra Cengiz bakalım, Ünder ve Augusto kart gördü burada. Bakalım burada. Bak burada şimdi İsmail yakına geldiğinde e, tehlikeli bir harekette oynamış olabilir. Fakat ben buna baktığımda bir şey mi kaçırdım acaba dedim. Yani Fatih yüzüne gelmiş gibi hareket etti, hı hı. değil mi? Geliyor mu? Bir bakalım. Biz akıştan bakalım. Fotoğraflarda ekranlara geliyor. Evet. Zaten. Bir tek fotoğraf olarak bu açı var hocam. Elimizde. Evet. Yani ben burada gelmediğini hı hı. gördüm. Fatih de yüzünü tuttu. Refleksik olabilir. Sonra hani yerde yatınca. Fenerbahçe'de futbol bak evet. devam devamı yani burada. Yani so ben yani yüz, tuttuğu yere gelmediğini evet. Sonra futbolcular işte reaksiyon verdi. Cengiz'in oradaki bir hareketi var. Evet. Bundan dolayı bakalım Cengiz'in hareketini de yukarıda gösteriyorsa akışta şey. Geliyor hocam hızlıca oynatıyor arkadaşlar. Şimdi o gerginlik anında tekrar normale dönüyor. Şimdi tamam. o Cengiz yerde yani Fatih onu tamam. kaldırmaya Cengiz'in yaptığı harekette. de Sonra Augusto geliyor, Cengiz Geliyor. Burada kimlere sarı kart verdi? Cengiz de Augusto hocam. İki senede birer sarı kart evet. verdi. Talimat şeklinde hareket etti. ama işte bu noktalara gelirken futbolcular artık hani hakem yokmuş gibi davrandığı için bu noktalara geldi. Bu maçın daha ilk yarısı. Kararlar doğru birer tane. Bak hala mesela İsmail'le Fatih itişiyor orada. Arkada ee, diğer futbolcular anlatabildim mi? Uzunca bir sürede izledi o Çağdaş evet, Hoca. Birer tane sarı kart çıkardı. Peki, Daha efendim, fazla çıkabilir mi? Çıkabilirdi tabii ki. 45 artı 7 Cengiz ile Balkovets arasında bir e, mücadele var hocam burada. Balkovets yerde kaldı. Faal bekledi. Oyun devam etti. Burada. Evet tartışılan e, pozisyonlardan bir tanesi. Çizgide. Burada Cengiz bak Cengiz'i takip et zaten. Cengiz kaldırıyor, bak tutmuyor elini. Bak top önünde ya, arkasında adam olduğunu biliyor. Bak elini kaldırıyor, bak tutmuyor elini. Yani gelmesin diye bir engel olmaktan zanneder. Kaldırıp bu eylemi yapıyor. Anlatabildim hı hı. mi? Dolayısıyla sarı kartın var Cengiz. Sarı kart. İkinci sarı kart. Evet, 45 artı 7 Cengiz yani bak, derbe alkol etsin. Şimdi... ...akışta izleyelim. Biz bir fotoğraf verdiği için anlaşılmayabilir. Ben onu söyleyeyim. Hı hı. Şimdi bak. Gördün mü? Evet. Eli. Elinin hareketi geriye doğru gidiyor. Şimdi topu korumak için şu elini şöyle kaldırsa... ...futbolcu gelse, temas etse, çarpsa... ...veya kaldırdığı için... ...herhangi bir kartlık durum söz konusu değil. Ama sen o elini kaldırıp futbolcunun orada olduğunu bilerek... ...geriye doğru... Bu hareketi yaparsan ikinci sarı kart. Burada faal düdüğü de gelmedi. Oyun devam etti. Bu e zaten ben bir dakikadan sonra hani hakemin verdiği kararlar itibariyle e, niye geldi, niye gelmedi, faal verdi mi, vermedi mi onu geçtim belli bir yerden sonra. Peki hocam ikinci yarı Hader Conay e, Tadiç mücadelesi. Hader Tadiç'e yaptığı müdahale kart çıkmadı. Net bir kontrolsüz hareket ve sarı kart. Verdi mi? Yok. Vermedi. Kart tamam. çıkmadı çıkmadı. Evet. Penaltının öncesi hocam bu. Bu pozisyon devamında e, Fenerbahçe penaltı kazandı. Bak kazantı. biz Cengiz'i konuştuk ya sevgili Müjdat. Maçın içerisinde ilk sarı kart hak edip de verilmeyen ikinci sarı kart yani ikinci kez bir hareket yapıp sarı kart verilen her iki takımdan da futbolcular vardı. Veya sarı kartı varken ikinci sarı kartlık hareketi yapıp kart verilmeyen yani. her iki takımdan da futbolcular vardı. Şimdi sadece Cengiz'in bu maçta varmış gibi söylemeyelim. Mesela burada e, sonra bu hareketi yapan futbolcu... Adel Canay. Sarı kart gördü mü? Maçın ilerleyen döneminde E mesela. Dönemi. Yok görmedi hocam. He? Görmedim. Ee, bilmem bilmediğim için soruyorum. Mesela bunun gibi sarı kartla e, görmesi gerekip de görmeyen ama soru iki hareket adı sarıkat gören futbolcular oldu mesela. Bunlar da önemli. Peki hocam günün en çok konuşulan pozisyonlarından bir diğeri Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı. Burada bu pozisyonun devamında oldu Duran top. Şimdi bu pozisyonda bir. Önce penaltıdan başlayalım. Tamam. Penaltıda bak biz yukarıdan izliyoruz bak nereden bakıyor penaltıda? Akışa bir gelin arkadaşlar. bak biz pilottan Fotoğraf verin hocam. Yayın biraz. Pilottan verin. Pilottan verin. Evet. Tamam. Şimdi oradan kullanırken orada durmanı söyleyen sana kim? Kim? Sen öbür taraftan koyner atılırken orada mı duruyorsun? Sen serbest vuruşta orada mı duruyorsun? Orada durmanını sana söyleyen kim? Bir talimat mı var? Bu yer almalar zaten maçın başından beri o kadar heyecanlı ki yer almaları falan böyle yani inanılmaz kötüydü. İnanılmaz. O serbest vuruşu oradan yapıyorsa sola doğru yayın ortasına doğru biraz daha sola doğru geleceksin. Engellemeyecek şekilde. Arkadaşlar bakın bununla birlikte bugün Sivas Spor'un attığı golü izleyin. Hemen bunun üzerine. Serbest vuruş kullanacak. Manay attığı golde Emre Kargın'a şöyle yaptı. Bir çekil ya dedi. Öyle bir yer almış ki topun nerede olduğunu, futbolcunun önünü kapayıp kapamadığını açısal olarak rahatsız edip etmediğini farkında değil. Futbolcu topa vurmadan Manay böyle yaptı. Bir çekil dedi ya dedi. Çekil dedi bir daha yaptı böyle. Sola doğru kaydı nihayet rahat bir vuruş şekli oldu. Vurdu ve gol oldu. Arkadaşlar bunlara dikkat edin durduğunuz yerlere, duran toplarda. Şimdi burada durduğu için, bak sola doğru kaymadığı için ve burada durduğu için ne gördü biliyor musun? Şimdi Ciku arkasında Antonio. E, Antonio Antonio'nun şu ellerinin tuttuğunu Çektiğini zannettiği işte o temas andaki durumu gördü. Arkadan baktığı için. Şimdi soldan baksa onun ne kadar etkili gerçekten Cikgu'yu etkiledi mi etkilemedi mi? Cikgu kendini bıraktı mı? Rahatça yere sana penaltımı göstermek de o bırakış şekliyle. O temas yüzünden. Sen şimdi böyle gördüğün için o Ciku'nun o bırakış anını, o rahatlığını fark edemedin. Ve bunu iki eli de tutuyor zannettin, çekiyor zannettin. Dolayısıyla burada bulunduğu yer itibariyle, açısı itibariyle o iki elin temasını farklı yorumladı. Çok ağır bir karar verdi. Penaltı bence değil. Ama öyle bir pozisyon ki bu Hani o temas anı olması vardı şiddet ölçer olmadığı için karışamadı. Var burada mesela vermese de karışamaz. Ama burada şu var. Hem tadış pozisyonu hem bu pozisyon itibariyle sağdaki hakemin çözeceği iki pozisyondu. Ve iki pozisyona da var karışamazdı. Burada bir ikinci olay. Ortalanırken hı, hı şöyle yani top ayaktan çıktığında offside çizgisinden sanki Çağlar'ın offside'de olduğu gözüküyor. Evet, Çağlar'ın bak ee, yukarıda heh, bravo arkadaşlar. Çağlar'ın Fatih'e bir etkisi var mı? Fatih'in pozisyon almasına, o topa vurup vuramamasına. Bu bir yorum. Benim yorumda çok top üstten geçiyor. Fatih o arkaya doğru koşacak topa herhangi çağların bir etkisi altında kalıp o pozisyona dahil olamamazlık veya işte topa vuramamazlık gibi bir durum söz konusu değil. Ama burada bir de işin içinde bu durum var. Onu da göz önüne almak lazım. Ama yoruma dayalı. Benim yorumum da Çağlar'ın olsaydı şeklen olmuş. Ama Fatih etkili çok olmadığı için o pozisyonu girip girmemesi konusunda cezalandırmasını gerektirecek bir pozisyon değil ama yorumu açık.